menfi olma şartı koşuldu. Yani ismi tabdilin zahir isimde amel edebilmesi için bir şartı ismi tabdilin içinde bulunduğu cümlenin menfi olması lazım. İşte onu diyor. Diyor neden ismi tabdilin menfi olması lazım? Tabii şerh kısa olsun diye ismi tabdilin menfi, yani aslında ismi tabdilin içinde bulunduğu cümlenin menfi olması lazım. İz'andaki onihi menfiyen, çünkü menfi olunca yekunu bimane fel, fiil anlamında olmuş olur. Ve ve ya'melu amelehu, ve fiilin amelini yapmış olur. Ve innema kulna innehu inde kevnihi menfiyen yekunu bimane fel. Neden biz dedik menfi olunca bu ismi tavdil fiili anlamında olur? لِأَنَّهُ اَيْ اَحْسَنُ فِي هَذَا الْمِثَالِ. Çünkü ahsenu bu örnekte. Mesela bu Kuhl ibaresi olarak getirdiğimiz مَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنُ فِي عَيْنِي الْكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ. Burada ismi tabdil nefiden sonra hasuna anlamında kalıyor. Yani dolayısıyla o ziya ismi tabdili fiilden uzaklaştıran o daha fazlalıktan arınmış oluyor. Normal fiil anlamında olmuş olur ve onun için amel eder olur. لَأَنْهُ بِمَعْنَى اَحْسَنِ فِي هَذَا الْمِثَالِ مَا الْحَسَنِ وَحَسُنَى وَكَذَا كُلُّ اَفْعَلَ فِي الْمَوَادِّ الْأُخَرِ بِمَعْنَى فُعَلَى. Her afal diğer yerlerde de fe'ule anlamında olur. Diyor ve hâzil ibaretu, bu musannifin li'ennehu bimâne hasune ibaresi tehtemilu mâneyni, iki şekilde yorumlanabilir. Ahaduha, birisi en yekûne ahsenu meselen ba'den nefhi bimâne hasuna. Yani ahsen nefi geldikten sonra, yani ismi tabii o nefi geldikten sonra normal hasune, yani normal fiil anlamında kalır. Niye? لِأَنَّهُ, çünkü اِذَا اسْتَوْلَ النَّفْيُ عَلَى اِسْمِ تَفْضِيلِ, çünkü nefi ismi tafdile istila ettiğinde, yani nefi ona musallat olduğunda, تَوَجَّهَ النَّفْيُ اِلَى قَيْدِهِ الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ. O nefi ismi tafdilin kaydı olan ziyadeye yönelik olmuş olur. Ki bu şeydir, Arap kelamında kullanım normalde böyledir. Nefi bir kayıtla mukayyet olan bir şeye dahil olduğunda o nefi neye yönelik olur? Kayda, bazen mukayyet, bazen ikisine, artık makamın durumuna göre. Anlaşıldı mı? Ama normalde nefyin kayda müteveccih olması o daha fazla öne çıkıyor. Fevfidu, o zaman kelam şunu ifade eder. Ennehu leyse kuhusnu kuhli ayni raculin zaiden ala husni kuhli ayni zeydin. Yani adamın, racul yani adamın gözündeki sürmenin güzelliği Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliğinden daha fazla değildir. O zaman daha fazla değildir deyince feyebka, o zaman geriye şu kalır. Aslu husni kuhdi aynı racülün makisen ila husni kuhdi aynı Zeyd'in. O zaman geriye şu kalır. Yani adamın gözündeki sürmenin güzelliği neye göre? Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliğine göre ölçülür kalmış olur. Bak ise. Yani ölçülür kalmış olur. O da imma bi en yusavihu, ya ona uymak suretiyle, veya ev bi en yekune dunehu, ve ya
racülün aynındaki kuhlun güzelliğiyle Zeyd'in gözündeki kuhlun güzelliği ya birbirine eşit kalmış olur ev bi en yekûne dûnehu veya adamın güzel gözündeki sürmenin güzelliği Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliğinin altında kalmış olur. Evvel musavatu ye'bâhe makâbul medhî. Madem biz bu mâ râitu racûlen ahsen fi'aynî gibi ibarelerle Zeyd'i övmeye çalışıyoruz, o zaman makam medh makamı olur. O zaman tabi haliyle racûlün gözündeki sürmenin güzelliği Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliği gibi olmaz. Yani eşit olmaz. Öyleyse feyercu'l mana, o zaman hasılı makam itibariyle mana şuna döner. İlâ ennehu hasuna fi ayni kulli ahadin el kuhlu dûne husin fi ayni Zeyd'in. Herkesin gözündeki güzelliği, sürmenin güzelliği Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliğinin altındadır. Yani, o herkes nereden çıktı? Racülünün nekireliğinden çıktı. Çünkü mâ râitu racülün demişiz ya. Ve dolayısıyla böyle olunca feyekûnu ahsenu ma'annefî bimâne hasunu. O zaman haliyle kelamdaki ahsen nefye birlikte hasene anlamında kalmış olur. Evet. Bu yukarıdaki li'ennehu bimâne hasene cümlesinin bir yorumu. Ve sani imam ikinci yorum, yani ikinci şekilde yorumlanabilmesi en yüc'ale ahsene kable tasallutin nefhi aleyhi mücerreden ani ziyadeti urfa. Yani o ahsen nefi gelmeden önce, nefi ona dahil olmadan önce örf-i nasta, yani kelamın örfünde bir nevi alışkanlık gibi ne yapmış oluruz? İsmi tabdili o ziyadelikten arındırmış oluruz. Nefiden önce. Çünkü bu oluyor bazen. Mesela kelamda ismi tafdil şey anlamında kullanılabiliyor. Ziyadeden tecrid edilerek normal sıfat, normal müştak anlamında kullanılabiliyor duruma göre. Burada da şöyle deriz. Nefi cümlenin üzerine gelmeden önce o ismi tafdili ziyadelikle ne yapmış oluruz? Arındırmış oluruz. Neden? لِأَنَّ نَفْيَ الزِّيَادَةِ لَا يُلَائِمُ الْمَتْحَانِ. Çünkü eğer siz Zeyd'in gözündeki sürmenin çok güzel olduğunu ifade ediyorsanız sizin şu demeniz pek uygun değil. Kimsenin gözündeki sürmenin güzelliği Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliğinden daha fazla değildir. Yani o daha fazla değildir ne demek yani? Demek ki onun gibi olabilir. Normal o zaman bu övgünün bir anlamı, bir esprisi kalmadı ki. Onun için o nefhin, mâ râitü'deki nefhin ziyadeye müteveccih olması medh makamına münasip düşmediğinden dolayı ne yaparız? Şeyden önce, nefiden önce deriz ki biz örfümüzde, yani örfen ismi tabdili ziyadeden tecrid etmiş oluruz ve tecrid ettiğimizde febaki aslul husni, dolayısıyla güzelliğin kendisi aslı kalmış olur. Ve teveccühen nef ila husni racülün makise ila husni Zeyd'in. Ve dolayısıyla o mâ râitü'deki nefî direkt neye yönelik olur? Zeyd'in gözündeki
sürmenin güzelliğine göre ölçülen adamın gözündeki sürmenin güzelliği. Ve dolayısıyla o zaman nef imma bil musavati, ya musavatla nefs ediyor. Yani onların müsavi olduğunu, yani ona ev bi kevnihi dunahu, veya o raculun gözündeki kühlün güzelliğinin güzeyden güzelliğin altında olmasıyla. Vel kıyasu bi kevnihi dunahu la yunasibul makama. Yani şöyle ölçmek. Yani adamın gözündeki sürmenin güzelliğinin, Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliğinin altında olması o makama uygun değil. Çünkü o zaman övgünün bir anlamı kalmaz. Faraca al mana. O zaman mana şuna döner. İle ma ra'eytu racülen hasunu fi aynihi el kuhlu husnu fi ayni Zeyd. Ben hiçbir adam görmedim ki onun gözündeki sürmenin güzelliği Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliği gibi olsun. Fentefel musavatu. Tabi böylece musavat nef edilmiş olur. Ve ve ziyadetu bit tariqil evla. Musavat nef edilince daha fazlalık haydi haydi nef edilmiş olur. Limaktadahul makam. Çünkü makam bunu iktiza etmiş oluyor. Ve haliyle yine netice şu: Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliği herkesin gözündeki sürmenin güzelliğinden daha fazladır. وَلَا يَبْعُدُ اَنْ يُقْصَدَ بِنَفْشِ الْمُسَوَاتِ نَفْشُ الْزِيَادَةِ اَيْضًا. Yani o müsevatın nefhiyle ziyadeden nefhinin kast edilmesinde de bir bu da uzak bir ihtimal değil. Neden? لِأَنَّ فِي الزَّائِدِ عَلَى شَيْءٍ مَا يُسَوِيهِ مَا زِيَادَةٍ. Çünkü diyelim ki Ali eğer Veli'den daha uzunsa, Ali Veli'den daha uzunsa, demek ki Ali'de hem Veli kadar bir uzunluk var, hem de fazlası var. Hem onun kadar var. Yani fizzade ala şema ma yusavi. Demek ki Ali aynı zamanda Veli kadar uzundur. Ma ziyadet. Ve Ali'ninki bir daha da daha fazladır ki atval olsun. Yoksa olmaz. O zaman feyassahu en yuksada bihi urfen nefşin müsevati mutlaka velev fi zımni zâidi. O zaman fintefe zâidu ayda. O zaman bununla mutlak manada müsevatın nefhi örfe göre kast edilmiş olur. Ve ki o müsevatın nefhi velev ki zâidin nefhinin zımnında da olsa, o zaman haliyle fintefe zâidu ayda, zâid de ne olur? Müntefi olmuş olur. Yani şunu söylüyor öğreneceğim. O nefi ya müsavata yöneliktir ki akla ilk gelen o, ama ziyadeye de yönelik olabilir. Yani tabi ziyadeye yönelik olduğunda da yine ne olur? Medah şey olarak, netice-i kelam olarak yine Zeyd'in gözündeki sürmenin güzelliğini daha fazla önde olmasını söylemek suretiyle medah yine hasıl olmuş olur. فَتَحَصَّلَ مِنْ جَمِيعِ ذَٰلِكَ. Dolayısıyla bütün bu anlattıklarımızdan şu hulasa çıktı: اَنَّ حُسْنَ كُحْلِ عَيْنِ رَجُلِ دُونَ حُسْنِ كُحْلِ عَيْنِ زَيْدٍ. Adamın, yani tabi racun nekire olunca tüm adamların gözündeki sürmenin güzelliği Zeyd'in
gözündeki sürmenin güzelliğinin altında olmuş olur ki zaten bizim de istediğimiz budur. O zâlike kemâlu temeddün. Bu da son derece bir medet. Burada temedduh şey yapmış Mevlana Cami ama Allahu alem el medeh kelimesi daha uygundur. Çünkü temedduh kişinin kendisini övmesi. Burada kişi kendisini övmüyor ki Zeyd kendini övmüyor. Başkası Zeyd'i övüyor. Efendim? Burada medh sayılmaz. Medh daha doğrudur yani. Benim evet. Müslüman temedduhdur. Temedduh uygun değil. Medh. Evet. Fen kulta eğer şöyle deseniz لو كان الزوال زيادة تفضيلية بالنفي يقتضي جواز عمل اسم التفضيل في المضاري eğer o mesela kuhl meselesinde olduğu gibi o tafdili ziyadeliği nefiyle kaldırmak o ismi tafdilin zahir isimde raf amelini iktida ediyorsa o zaman yenbeği en yekune ameluhu fi misli ma ra'itu raculen afdal ebu mizeyni caizen kema fil misal mezkur. O zaman münasip olan şudur. Eğer o tavdili ziyadeliğin kalmaması ismi tavdilin amelini caiz kırıyorsa bu örnekte de ma ra'itu raculen afdal ebu mizeyni burada da nefi neticede o ziyadeliği kaldırıyor. Burada da amel etmesi lazım. Kema caza fil misal mezkur bu kuhl meselesi olan ma ra'eytu raculun ahsen fi ayni el kuhlu minu fi ayni zedin orada caiz olduğu gibi ismi tabdilin ameli bu örnekte de ma ra'eytu raculun afdal ebu min zeydinde de caiz olması lazım. Halbuki bunu demiyorlar. Yani ma ra'eytu raculen afdal ebu min zeydin örneğinde ve onun gibi cümlelerde ismi tabdilin amelini caiz görmüyorlar. Peki mesele nedir? Kulna. Farkun beynel misaleyni. Buradaki farkundaki tenvin bu tenvin tazım içindir. Yani farkun kebirun beynel misaleyni. İki örnek arasında büyük bir fark var. Nasıl? Fe innel mufaddale vel mufaddale aleyhi fil misal mezkuri muttahidani bizzati. Çünkü mufaddal ve mufaddalu aleyhi mezkur misal hangisiydi? Kuhl meselesi. Evet. Orada ikisi bizzat aynıdır. Çünkü nedir? Kuhl'dir. Halbuki vel aslu fi ismi tabdili ismi tabdilde de asıl olan nedir? En kulel mufaddal vel mufaddal aleyhi fi muhtelifeyn billah. Ayrı ayrı olması dün hatırlarsanız 6-7 tane örnek verdi. Yani ismi tavdil de ismi tavdilin kullanımında mufaddalın ayrı mufaddal aleyhinin ayrı olmasının asıl olduğu. Öyleyse fefi suratı ittihadi ikisi aynı oldukları zaman ismi tavdil de ne? Yani mufaddal ile mufaddalu aleyhi bir olduğu zaman davufel ma'anet tafdili diyor. O tafdili mana o açıdan da zayıflamış olur. Yani hem nefide tabi kaldırıyoruz o açıdan zayıf oluyor hem de tafdil, mufaddal ile mufaddalu aleyhinin bir olması aynı olmasıyla tafdili manada zayıflamış oluyor. Fe izâ zâle nefşihû fe izâ zâle bin nefşi zâle bil külliyeti. O tafdili mana nefşi geldiğinde zâil olunca tamamıyla zâil oluyor. Yani bir nevi kökten kalkmış oluyor. Ve lem yebqe lehu kuvvetu en yaûde ba'de zevâli. Ve geri gelme gücü kalmıyor artık. Yani gittikten sonra. Ama bi khilafi ma ra'aytu raculan
afdara ebuhum Zeyd'in burada efendim mufaddal ayrıdır, ebtir. Mufaddalu aleyhi Zeyd'dir. Dolayısıyla ayrıdırlar. Fe innel mufaddale vel mufaddale aleyhi fi bu misalde ma raitu racun afdala ebuhum Zeyd'in misalinde mufaddal ve mufaddalu aleyhi muhtelifani billati. Bizzat farklıdırlar. Birisi mufaddal ebtir, mufaddalu aleyhi Zeyd'dir. Ha. Öyleyse fela du'afa fi manahu tavdi. O du'af arkadaşlar dağının, dağdın fethiyle ve dammiyle iki lügattir. Yani du'af da okunabilir, da'af da okunabilir. Yalnız da'afın bir manası daha var. Fethiyle. Yani da'af zafiyet manasına geldiği gibi kat anlamına da geliyor. Bir şeyin katı. Mesela dört, ikinin katı. O. Evet. Fela da'afa fi manavi tavdili, o tavdili manada ne kalmamış oluyor? Zafiyet kalmamış oluyor. Felehu kuvvetun en yaudu hukmu ba'du zevali. Zevaldan sonra o ismi tavdilin hükmünün geri gelme imkanı var. Bu ma'ra'yı olacağın afları ebuhum Zeyd'in. Ki o hükmü neydi? Yani hükmünün geri gelme Adem-u cevazi ameli film-i zahir. İsmi zahirde amel edememek. Bundan dolayı mufaddal ve mufaddalu aleyhinin ayrı olduğu yerde nefi varsa da ismi tavdil amel etmez. Ama eğer mufaddal ve mufaddalu aleyhi birse kuhul meselesinde olduğu gibi o zaman ismi tavdil amel zahir isimde amel eder. Çünkü onun hükmü ki o adem-i cevazül ameldir. O geri gelmez. Evet aşağıya مَا أَنَّهُمْ حَلُّكِ لَوْ رَفْعُوا أَحْسَنَا مَثَلًا بِالْخَبَرِيَةِ Yani bu مَا أَنَّهُمْ لَا musannif şöyle bir soruya cevap veriyor. مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَا فِي عَيْنِي الْكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ Yani bu kadar ismi tavdıyla zahir isimde amel edip bu kadar gürültü patırtı yapacağınıza şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı? El-Kalû mübteda yapın. Ahsenî de haber yapın. Böylece cümleyi racülüne sıfat yapın. Mâ râitu racülen ahsenû fi aynî el-Kalû minhû fi aynî zeydim. Bu daha kolay değil mi? Bu kadar zorlamadan sizi kurtarır. İşte ona cevap veriyor. Diyor ma ennem lev rafu ahsene mesela bil haberiyeti. Ahsenin marfu yapıp kuhle haber yapsalar ve kuhle de mübteda yapsalar o zaman le fasalu beyni ahsene ve ma'mur. O zaman ahsen ile ma'murunu birbirinden ayırmış olursunuz. Ahsen yani ismi tavdildir ya. Onun mamulu nedir? Minhudur. Neticede o cevabı onu taalluk ediyor. Siz kuhlu mübteda yapın. Ahsenu buna haber yapsanız o zaman tabi mübteda ismi tabdilden ecnebi olmuş olur. Evet mübteda bir mamuldür. Haber bir mamuldür. Ama onların birbirleriyle yani mübteda haberin mamullük yönünden tamamlayıcısı o onun tamamlayıcısı değil. Dolayısıyla mübteda haberden bu yönüyle ecnebidir. Ve o ecnebi olan mübtedayı ismi tavdil ile mamulu olan menin arasına girmiş yap, sokmuş olursunuz. Bu da uygun değil. Ya bundan dolayı ne yapamıyoruz? O sizin pratik dediğiniz o ihtimali
kabul edemiyoruz. Evet, lefassalû beyne ahsene ve ma'mûlî. Eğer bu şekilde raf ederseniz, ahsen ve ma'mûlunu birbirinden ayırmış olursunuz. Yani ey ma'amile fihi ahsenu. Yani ismi tabdilin şey ahsenin, ahsen lafzının ismi tabdil olarak onda amel ettiği. Tabii çünkü ismi tabdil olunca yani velev ki o ziyadeliğe delalet etmekle ismi zahirde raf amelini yapamıyor olsa da ama başka yönden bir ameli devam ediyor. Ki ziyadeliğe delalet etmesi yönüyle minde amel ediyor. Ve buradaki ma'mulü de odur. Evet. Ey ma amile fi ahsenu min haysu ennu ismu tafdil fihi ma'nil feliyeti. Yani içinde fiiliyet anlamının yani ismu tafdil olması hasebiyle. İsmu tafdil olması hasebiyle içinde fiiliyet anlamının olduğu ahsen ma'mulü neydi? O yönüyle minhuydu. İşte mübteda ikisinin arasına girmiş oluyor. Bu da ecnebidir. Olmaz. Ve zâlikel ma'mulü o ma'mulde nedir? Kavluhum minhu şahini zeydindir. Lefasalu beyni ahsene ve ma'mulü bi ecnebiyyin. Bu bir ecnebiyyi fasalüye taalluk ediyor. Yani ahsen ve ma'mulü arasında bir ecnebiyi ne yapmış olurlar? Sokmuş olurlar ki o ecnebi de kuhldür. Yani mübtedadır. Yani dolayısıyla bu da sıkıntılıdır. Yani şey mantığı ismi tabdil amelinin mantığı açısından katlanılabilir bir durum değildir. Dolayısıyla bu yorumu kabul edemeyiz. Bu yorumu kabul edemeyince zaten başka yorum da elimizde kalmadı. Mecburen ahsenevi marfu değil. Mansup yapacağız. Reculüne sıfat yapacağız. Ve el kuhlu da ona fail yapacağız. O ameli elde etmek için yukarıda anlattığımız bütün o zorluklara katlanarak bunu ne yapacağız? Böyle yorum veririz. Ki dedik kuhl ecnevidir. Zaten yukarıda da ifade ettim. Onu söylüyor. İz kullu ma leyse ma'mulen lehu min hazihil hayfiyeti. Çünkü ismi tafdile, ismi tafdillik yönünden haysiyet o yönden yani. İsmi tafdile, ismi tafdillik yönünden ma'mul olmayan her şey fehu ecnebiyyun lehu min hazihil hayfiyeti. Bu ismi tafdillik yönünden ona ecnebi sayılıyor. Ve dolayısıyla la yecuzu tehellülühü beynehu ve beyne malumati min hâzil haysiyeti. O ecnebinin ismi tavdil ile ve ismi tavdillik haysiyeti yönünden ma'mulu olan isimlerin arasına girmesi caiz değildir. O açıdan kuhl mübteda da olsa bu yönüyle ecnebidir. Ahsen ile minin arasına giremez. وَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ هَذِ الْاَجْنَبِيَّةِ Bu ecnebilikten onu çıkarmaz. Ne? مَا عَرَضَ لَهُ مِنْ مَعْنَ الْاِبْتِدَاءِ الْعَامِلِ فِي الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ Mübteda ve haberde amel eden o iptidalık özelliği onu ne yapmaz? Yani mübteda olma özelliği onu o ecnebilikten çıkarmaz. Ki yukarıda söyledim zaten. Kısmen değil. O mübtedaliği hani ahsen. Kuhlu'yu mübteda yapmıştık ya. Kuhlu mübteda olunca ahsen-ül haberdi ya. Efendim normalde insanın aklına gelen mübteda haber birbirine yabancı değil. Dolayısıyla o mübtedanın ismi tavdil ile mamulu arasına girmesi ecnebi olmadığı için zarar vermemesi gibi bir şey akla geliyor. Ama diyor ki o kuhlün yani mübteda olarak
ismi tafdilin, yani ahsenu, hangi açıdan minhu ile amel ediyor? Ahsenu, hangi açıdan minhu ile amel ediyor? İsmi tafdilik açısından. Bu açıdan mübteda onun ecnevisidir. Çünkü kuhlun mübteda ahsenunu ona haber olmasının ismi tafdillikle hiçbir alakası yok. Siz normalde mesela piyasada elbabu meftuhum dediğinizde babı mübteda meftuhu haber yapıyorsunuz. Değil mi? Halbuki bab ile meftuh normalde şey olarak baktığınızda bab camit bir kelime, meftuh müştak bir kelime. Değil mi? Bab somut bir şey, meftuh soyuttur. Yani çok farklıdır ama mübteda haber olabiliyorlar. Fakat ismi tafdil mamulü öyle değil. İsmi tafdil, ismi tafdil olma yönüyle minhu ne yapıyor? Minhu da amel ediyor. Bakınız, ismi tafdil mamul olma yönü, şey ismi tafdil olma yönüyle. Bak bu kayıt önemli. Ahsen ismi tafdil olma yönüyle minhu da amel ediyor. O ismi tafdil olma yönüyle onun mübteda olan kuhle bir ilişkisi yok. Onun için mübteda onunla mamulu arasına girdi mi ecnebi oluyor ve ismi tafdilde amel açısından zayıf olduğu için, çünkü görüyorsun bir faalde rafa edebilmek için kıyameti kopardık. Dolayısıyla ismi tafdil amelde çok zayıf olduğu için onun bir ecnebinin üzerinden atlayarak mamulünde amel etme gücü yok. Onun için kuhlu mübteda ahsenu ona haber yapamaz. Anlaşıldı mı? Bu min ma'nil ibtidâil âmili fil mübtede vel haberi. O min nemindir. Bir. İki. Mananın ibtidaya idafesi ne tür bir idafedir? Üç, fil mübtede'i vel haberi nereye taluk eder? Çok mu oldu? Evet. Efendim? Öyle mi? Fil mübtede vel haberi el amila şeyde şeyde mutanatı. Efendim? Fil mübtede vel haberi. Evet. El amil. Ha, oraya taalluk ediyor. Evet. Eyvallah. Şeyde. O tamam. Ma'nil ibtidai bu idafi beyanı şeyde. Ha, idafi beyanıydı. Doğru. O da doğru. Abdülhakim sanat tarakki yapıyor. Zayıftan kolaydan zora doğru gidiyor. O min ne mindir? Ma urida lehu min ma'an ma arada urida urida okuma. Bak, ma arada. Sana kahvaltı vermezler. Arada lehu. Ve la tukhricu an hazi l-ecnebiyeti ma arada lehu min ma'ni. Açıklıyor Seyda, min beyanıyor Seyda. Ha, neyin beyanıdır? Ma'nin. Bu bu değil mi? Bak, Darahan hem şey, kopya verdi. Min ma'na, ma'nin beyanıdır. Tabi. Allah sana önce etsin. Evet Seyda, tamam. Ma arada lehu, ona arız olan da nedir? İşte mana. Burada mana ne demektir? Mana, yani size söylemiştim. Mana kelimesi nahv literatüründe nahvun bir müşterek lafzelerinden birisidir. Tıpkı isim gibi, müşred gibi, cümle gibi, haber gibi nahvun müşterek lafzeleri. Çünkü mana bazen ma yuksadu bil lafzidir.
Burada o mana yok. Mana kelimesi için. Ma yuksalu bir lafzı manası kast edemeyiz. Burada mana durum anlamındadır. Soyut olan ve madde karşıtı olan durum anlamındadır. Bunu unutma. İzil amilu çünkü fil hakikati hinizin çünkü o zaman hakikatte amel eden yani mübteda ve haberde amel eden manel ibtidai ki zaten buradan min manel ibtidai amili oradan anlaşıldı. O mübteda haberde amel eden o ibtida anlamıdır. La ismu tafdili. İsmu tafdildi. Dolayısıyla ismu tafdillik yönünden bakınız. İsmi tavdillik yönünden mübteda olan kuhlun, eğer kuhlun mübteda yaparsanız, o mübteda olan kuhlun ehsenle ismi tavdillik yönünden bir ilişkisi yok. Mübteda haberlik, onun ismi tavdillikle alakası yok. Demin elbabu mefduhun örneğinde verdiğim gibi. Ve el hadikatu cemiletum. Ve dünyada tonlarca mübteda haber kullanılıyor. Onların arasında bir şey iptida haberlik açısından başka bir münasebet olmayabilir. Dolayısıyla diyor burada o ağırıt olan iptida anlamı o ismi tavdillik yönüne ecnebidir. Bilmem anlaşılıyorum. Yani siz Zeydun kaimun dediğinizde Zeyd mübteda kaim haber. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Sadece mübteda ve haber olma yönünden iptidada birleşmesidir. O da tabii bir görüşe göre. Hatta diğer görüşe göre o da farklıdır. Ha, burada bir fark yok. Dolayısıyla mesela siz şöyle bir örnek verdik. Allahu Ekber dedik. Allah mübteda ekber haber. Ekber ismi tavdil. Allah onun haberi. Şey Allah mübteda ekber onun haberi. Ve ismi tavdil. Şimdi bu mübteda olan Allah haber olan ekber ikisinin arasındaki ilişki sadece mübteda haberliği iktiza eden iptida yönünden amel yönünden, ismi tavdillik yönünden aralarında hiçbir ilişki yoktur. Aynı şey burada da. Ahsenu'yu haber yapıp, el-kuhlu'yu mübteda yaptığınızda, ahsen ile kuhl, kuhl mübteda olsa bile ama ismi tavdillik yönünden bir ilişki yok. Dolayısıyla o mübteda olan kuhlun, ahsen ile minhu arasına girmesi onun ameline aykırıdır ve olmaz. Bu kadar. Ama bi hilafi ma iza amile fil kuhli bil faaliyeti bu ismi tavdil ahsen kuhlu kendisine fail olarak marfu ettiğinde fe innehu lem yabka ecnebiyyen hine izin o zaman o ne olmaz? Ecnebi olmaz. Niye? Fe innehu min ma'mulatihi min haysu innehu ismi tavdil. Çünkü niye şey yapıyor? İsmi tavdil olması yönünden ma'mul oluyor ona. O kuhl. Dolayısıyla ne olmuyor? Ecnebi olmuyor ve araya da girse de fasıl ile ecnebi şey ecnebi ile fasıl vakı olmuş olmuyor. Mesela idafe babında efendime söyleyeyim amel eden mastar ile mastarın faili mastar ile mudafeliği arasına girmesi de buna yakın bir şeydir. Evet. وَلَوْ قُدِّمَّ قَوْلُهُمْ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ eğer desen ki madem bu مَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِي عَيْنِي الْكُحْلُ اَحْسَنَوِي
marfuk, huruf-i mübteda yaparsak fasıl olur. O zaman faslın olmayacağı şekilde yapalım ibareyi. Nasıl yapalım? Şöyle diyelim. Ma ra'aytu raculen ahsana minhu fi aynihi el-kuhlu. Yani minhu'yu ona geçirelim. Minhu fi aynihi Zeyd'in. Diyor işte o ihtimali diyor. Ve lev kuddima kavluhu minhu fi aynihi Zeyd'in alel-kuhli. Lem yelzemil faslu beyne ahsana ve ma'muruhu min haysu inu ismu tafzilin. İsmi tafdil olma yönüyle min ile şey veya ismi tafdil ile mamuli olan min arasına ecnebi bir fasıl girmemiş olur. Ancak velakin fi manahu takilun rakikun. Onun manasında zayıf yani kötü bir ardalık olur. Kaparlık olur. Çünkü düşün şöyle dedim. Ma ra'aytu raculen ahsenu fi aynihi minhu fi ayni Zeyd'in el-Kuhli. Bak ne kadar mesela. Üç tane car ve mecrur peş peşe geliyor. Dolayısıyla bu insanın zihnini karıştırıyor. Dolayısıyla ondan dolayı o minhu fi ayni Zeyd'in el-Kuhli'den önce getirmemiz uygun değil. Dolayısıyla böylece ahsenu'yu marfu, haber, kuhlu'yu mübteda yapma ihtimalimiz yok. Yani bu fasahat açısından, fasih bir kelam açısından uygun bir kelam değil. Çünkü belki hatırlarsınız, kelamın fasih olmasının şartı takidin olmaması. Yani ağdalı bir biçim, terkibin olmaması. Burada da ağzali bir biçim çıkıyor. Bundan dolayı artık bu ma ra'aytu raculen ahsenu fi aynihi minhu fi ayni Zeyd'in el-kuhlu bu beliğ bir kelam değil. Fasih değil daha doğrusu. Fasahata uygun olmayınca fasahat ehli onu kullanmaz. Halbuki kuhl şeklindeki ibare beliğlerin kelamında geçiyor. Mesela ma min ayyamin ahabba ila Allah fiha al-amel minhu fi zilhicce. Resul-i Ekrem'in kelamında aleyhissalatü vesselam bu kuhl ibaresinin nazırı geçmiştir. Çünkü o fasahate uygundur. Onda takid yok. Ama siz böyle yaptığınızda takid olur. Fasihle onu kullanamaz. Dolayısıyla demek o ihtimal olmaz. Söylesin. Efendim? Ne mu? Şimdi o el-kuhlu eğer mübteda yaparsanız, ahsenu haber yaparsanız, mufaddal ahsenun içerisindeki damir olur. Tabi çünkü el-kuhlu ala mana yönünden olsa bile ama şey olarak lafız olarak mufaddal olmaz. Çünkü mufaddal hangisidir? İsmu tafdil ile tafdil edilendir. İsmu tafdil ile tafdil edilen de onun içerisindeki damihtir. Müstetil damihtir. Ve keda lev kile bihazil ibareti şöyle de deseniz ma ra'aytu raculen ahsene minel kuhdi fi aynihi huve. Böyle deseniz el-kuhlu fi ayni Zeyd'in yine bu da la yehlu an rekaketin ve ta'kidin eyda. Bu da rekaketten yani zayıf bir terkipten ve ağdalı bir yapıdan kurtulmaz. Kaldı ki ma'a ennehuma hem ma ra'aytu raculen ahsene minel kuhdi fi ayni huve hem bu hem de yani ta'kiden güya kurtarmak. Hem de ma ra'aytu raculen ahsenu fi aynihi minhu fi ayni Zeyd'in el-Kuhlu. Bu ibare ikisi de leysa min kabilil ibaretin meşhuretil varideti fi edai misli hazel maksudi. Bu gibi bir maksadın ifasında varit olan Arapların meşhur ibaresi de değildir. O
sizin yaptığınız sun'i bir ibaret. Biz ise ne yapıyoruz? Arap kelamında varid olan şekli ne yapıyoruz? Nahva göre yorumluyoruz. Sizin getirdiğiniz nahva, yani Arapların orijinal kullanımıyla ilgisi yok. Halbuki vel kelamu fiha, kelam neye dairdir? Arapların orijinal kullandığı ibare. O da nasıldır? Ma ra'aytu raculen ahsana fi aynihi, bak ahsana nasbeyle raculun sıfatı fi ayni el-kuhlu, el-kuhlu ahsunun fa'ali minhu fi ayni zeyd. Yoksa ma ra'aytu raculen ahsanu fi ayni el-kuhlu minhu fi ayni zeydin dedi. O zaten caizdi. Ve ma ra'aytu raculen ahsanu fi ayni minhu fi ayni zeyd el-kuhlu da değil. Ve ma ra'aytu raculen ahsanu min el-kuhlu fi ayni huve da değil. Onlar Arapların orijinal ibareleri değildi. Evet. Darhan, burada duralım mı? Bu kuhl meselesi bizi iyi uğraştırıyor. En iyisi burada duralım. Tamam. Zaten önceden de uyardım. Allah razı olsun. Eyvallah.